Evet, bir de Mensah meselesi var. Birazdan ayrıntılara da bakacağız. Çünkü Beşiktaş oyuncunun transferi Zaten için... Mensah'la alakalı bu Beşiktaş'ın üçüncü görüşmesi oluyor Mensah'la alakalı. Zaten Ahmet Tuğçe ve Kayserispor ve altta olan ve küme düşmüş takımlar için federasyona ilk küme düşme kaldırılsın diye rapor veren ya da teklif sunan ya da fikrini beyan eden başkandı biliyorsun. Evet. Çünkü Kayserispor'la ilişkileri iyi ve Mensah almak istiyor ve prensipte de anlaştı. Sadece oradan söz aldığı için görüşmeler devam ediyor. Sadece parasal anlamda şu anda bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Yoksa Mensah'la alakalı yaklaşık 15 gün önce söz aldı zaten. Evet, bugün malum bilindiği üzere Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Kayserispor Başkanı Berna Göz bugün sabah saatlerinde İstanbul'a Kulüpler Birliği toplantısına katılmak için geçmişti. Ve şu anda da bu bilgiyi teyit ettirme imkanım da oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı şu anda Beşiktaşlı yöneticilerle Etiler'de bir restoranda Mensah transferini görüşüyorlar. Mensah transferini bu görüşme sonrası son noktada koyulabilir veya önümüzdeki süreçte de yine Mensah transferini belki konuşmaya devam edebiliriz. Bu noktada şu detayı aktarmak istiyorum. Lütfen. Mensah konusunda Başkan Berna Gözbaşı ilk görüşmesini Beşiktaş kulübüyle gerçekleştirmişti ki zaten Başkan Berna Gözbaşı da bu anlamda Mensah transferiyle alakalı Beşiktaş'la görüştüklerini de kendi ağzından açıklamıştı. İlk olarak Beşiktaş'la bir görüşme gerçekleşmişti. Bu anlamda Mensah için de şunu söyleyebiliriz. Mensah'ın da Beşiktaş'ta oynamaya daha sıcak olduğunu da yine aldığım net bir bilgi olarak ifade etmek istiyorum. Mensah'ta Beşiktaş'ta forma giymeye daha sıcak bakıyor. Bununla birlikte tabii ilk görüşme de Beşiktaş'ta yapılmıştı ama ilk yapılan görüşmede Kayserispor'un istediği seviyede bir rakam ortada yoktu. Ama yine aldığım son bilgilere göre Beşiktaş'ta Mensah transferine girebilmek için bir fiyat artırımına gitti bonservis konusunda özellikle. Yani orada da tabii direkt bonservis olarak değil, Kayserispor'un malum önünde %40'lık bir pay gibi sorun var Atletico Madrid'e verilecek. Yine orada da bir kiralama bedeli yine gündemde. Ancak tabii ki Kayserispor'da Mensah transferi sadece belli bir miktar parayla değil, aynı zamanda bir takas yöntemiyle de gerçekleşecek. Takas isminde şu anda boyut olduğunu yine öğrendiğimi ifade edeyim. Yani Para boyut ve artı belli boyut. bir Evet, öyle bir bilgi şu anda geldi. Bu bilgiyi paylaşalım. Ancak tabii kiralama söz konusu. Yani opsiyonla satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'ın kiralaması gündemde. Çünkü Abdülkadir, Kayserispor... Galatasaray ne önermiş Mayıs ayı için Kayserispor'a? Beşiktaş ne önermiş? Bir bilgi var mı elinde? Galatasaray ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve savunma oyuncusu Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir ismi. Üç ismi önerdiğini biliyorum Galatasaray'ın. Yani Ahmet üçünün Çalık, verili Jimmy Mensah Durmaz mı ve verin demişler. evet ama Para tabii yok. bununla birlikte para var. Bir miktarda para Galatasaray'ın teklifi söz konusu. Ama yani orada da yine kiralama yöntemiyle Galatasaray, Kayserispor oyuncuyu verebileceğini ifade etmiş Galatasaray yönetimine. Çünkü Kayserispor'un burada en önemli çözmesi gereken konu Atletico Madrid'e verilecek %40'lık pay. Kayserispor bu ciddi rakamdan, pay konusundan kurtulmak için de oyuncuyu mutlak suretle kiralık olarak gönderdiğinden de satın alma opsiyonu ile birlikte geçmiş olacak. O yüzden normal şartlarda bugüne kadar Mensah transferinde Galatasaray bir adım önde diyebilirdik. Sunduğu teklifler daha cazipti ama özellikle hem Mensah'ın Beşiktaş'ta oynamaya daha sıcak bakması hem de Beşiktaş'ın ısrarla Mensah'ı istemesi, Sergen Yalçın'ın da bildiğim kadarıyla yine
Sergen Yalçın'a yakın isimlerden aldığım bilgiye göre Sergen Yalçın'ın da mutlak suretle kadroda görmek istediği oyunculardan birisi Mensah. O yüzden Beşiktaş şu anda Mensah transferinde Galatasaray'a göre bir adım daha önde diyebiliriz.